Soruda bir tablomuz var. Bu tabloda geçen alt çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğrudur? BC, CA olarak eşleştirilmiş. A sesteş eş anlamlı, B sesteş eş sesli, C eş anlamlı eş sesli, D eş anlamlı eş anlamlı. İnceleyelim. A adamın siması bana tanıdık geldi. C ile ilişkisine bakalım. Ellerinin boyası yüzüne bulaşmıştı. Burada yer alan sima ve yüz sözcükleri eş anlamlı sözcüklerdir. Yazılışı, okunuşu farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. BC arasındaki ilişkiye bakalım. Bunu belki 100 kere söyledim sana. Evet, burada yer alan yüz sözcüğü ile ellerinin boyası yüzüne bulaşmıştı cümlesinde yer alan yüz sözcükleri es sesli sözcüklerdir. Yani sesli sözcüklerdir. Yazılışı, okunuşu aynı, anlamı farklı olan sözcüklerdir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru sıralanmış sözcükler vardır? A. Yazı türlerinin içinde romanın çok farklı özellikleri var. B. Domates sebzelerin sağlık için çok faydalı olanlarındandır. C. Belediyeler mahalleleri daha yaşanılır hale getirmelidir. D. Hayvanlardan en çok köpek sevimli gelir bana. Genel ve özel anlamlı sözcükler, söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan o türün sadece bir ya da birkaç örneğini işaret edecek şekilde kullanılan sözcükler ise özel anlamlı sözcüklerdir. Seçenekleri incelediğimizde A seçeneğinde genelden özele bir sıralama yapılmıştır. C seçeneğinde de genelden özele bir sıralama yapılmıştır. D seçeneğinde de genelden özele bir sıralama yapılmıştır. Ancak domates sebzelerin sağlık için çok faydalı olanlarındandır cümlesinde özelden genele doğru bir sıralama söz konusudur. Cevabımız B seçeneğidir. Sayılabilen, ölçülebilen değerleri ifade eden sözcükler nicel anlamlıdır. Şehir inşa ederken mahallelerden başlamamız lazım. Bir mahallenin büyüklüğü ne kadar olacak? Bu çok önemli bir soru. Mahallenin en önemli özelliği belli bir alanda oluşması ve insanların birbirlerini tanıyacak bir yoğunlukta nüfusa sahip olmasıdır. Bir mahalle olabildiğince kendi başına yeterli bir yaşam alanıdır. Bu metindeki alt çizili sözcüklerden hangisi nicel anlamlıdır? A. Büyüklüğü, B. Çok, C. Belli, D. Yeterli. Sözcükleri metindeki kullanımına göre değerlendirdiğimizde büyüklüğü sözcüğü nicel anlamda kullanılmıştır. Çünkü sayılabilen, ölçülebilen bir değeri ifade etmektedir. Cevabımız A seçeneğidir. Parça sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde müzik eseri anlamında kullanılmıştır? A. 12 parçadan oluşan bir sofra takımı aldık. B. Bu parçayı dinlerken hep hüzünlenirim. C. Irmağın kenarında bir parça dinlendim. D. Bugün kendimi bir parça daha iyi hissediyorum. Seçenekleri incelediğimizde bu parçayı dinlerken hep hüzünlenirim cümlesinde parça sözcüğü müzik eseri anlamında kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor gibi herhangi bir alana özel anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına terim anlam denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? A. Aruz ve hece ölçüsünü kullanan bir şairdi. Burada yer alan aruz ve hece ölçüsü ifadeleri edebiyat terimidir. B. Okumayı bir sanat olarak görenler var. Burada terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır. C. Yansıma sözcüklerden ikileme yapılabilir. Burada yer alan yansıma sözcükler ifadesi, ikileme ifadesi Türkçe terim olarak kullanılmıştır. D. Kişileştirme sıklıkla başvurulan bir söz sanatıdır. Burada yer alan kişileştirme ifadesi
Söz sanatı ifadesi edebiyat terimi olarak kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Aynı şekilde yazıldığı halde farklı anlama gelen sözcüklere sesteş denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sesteş sözcük kullanılmıştır? A. Yarışmacılar denizde belirlenen bir noktadan karaya doğru yüzdüler. Burada yer alan kara sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Hem renk olan kara var hem de yeryüzü parçası anlamında kara var. Yüzmek sözcüğü de sesteş bir sözcüktür. Çünkü suratımız anlamında yüz var, sayı anlamında yüz var, bir de yüzmek eylemi var. Burada iki tane sesli sözcük kullanılmıştır. B. Parayı saç, savur mu dedik sana? Burada yer alan saç sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Hem saçmak anlamında saç vardır hem de bizim saçımız vardır. C. Sol tarafa bakarsan kitaplığı görürsün. Burada yer alan sol sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Hem bir şeyin solması anlamında sol vardır hem de yön anlamında sol vardır. D. İlaçlarını zamanında iç yoksa iyileşemezsin. Burada yer alan iç sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Hem dış karşıt olan iç vardır hem de bir şeyi içmek anlamında iç vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaplamak anlamında kullanılmıştır? A. Şehir merkezinden bir ev tutmuşlar. B. Sen hangi takımı tutuyorsun? C. Parasını tutmayı hiç bilmiyor. D. Masa salonda çok yer tutmuş. Seçenekleri incelediğimizde masa salonda çok yer tutmuş cümlesinde yer alan tutmak sözcüğü kaplamak anlamında kullanılmıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Beş duyu organımızın herhangi biriyle algılanabilen sözcükler somut anlamlıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır? A. Yazar sanat dünyasına yeni bir pencere açtı. B. İnsanın en önemli sermayesinin akıl olduğunu söyleyebiliriz. C. Sevgi dünyadaki bütün dertlerin ilacıdır. D. Kulağın duyabildiği bütün titreşimlere ses denir. Seçenekleri incelediğimizde kulağın duyabildiği bütün titreşimlere ses denir ifadesinde yer alan ses sözcüğü somut anlamlıdır. Çünkü işitme organımız ile algılayabiliyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Görme, dokunma, tatma, işitme ve koklama duyularının hiçbiriyle algılanamayan sözcükler soyut anlam ifade eder. Buna göre aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? A. Oda ikinci katta dar bir koridorun sonundaydı. B. Bu vahşi çöl çok değişken bir doğaya sahiptir. C. Ufukta tepeleri karla örtülü bir dağ silsilesi görünür. D. Bir yerlerde su bulabilmek umuduyla yine tepeye tırmandı. Seçenekleri incelediğimizde bir yerlerde su bulabilmek umuduyla yine tepeye tırmandı cümlesinde yer alan umut sözcüğü soyut anlamlı bir sözcüktür. Çünkü duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayamıyoruz. Cevabımız D seçeneğidir.